İyi akşamlar sevgili seyirciler. Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin efsane kadrosuyla karşınızdayız. Ahmet Çakar, Sinan Engin, Ümit Karan ve Abdülkerim Durmaz ve ben Ertem Şener. Bu akşam konuşulacak çok konu var. Bir son dakika gelişmesiyle başlamak istiyorum. İtalya Futbol Federasyonu'ndan şu anda bir açıklama geldi. İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, Euro 2020'nin iptal edilmesini isteyeceğiz. Serie A'yı Haziran'da bitirmek istiyoruz diyor. Tekrar ediyorum, İtalya Futbol Federasyonu Başkanı koronavirüs tehlikesi sebebiyle Euro 2020'nin iptal edilmesini istiyoruz ve Serie A'yı Haziran'da bitireceğiz. Düşüncemiz bu diyor sevgili seyirciler. Bunların hepsini konuşacağız. Maalesef futboldan, maalesef yine futboldan daha tehlikeli bir durum ortaya çıktı. Neden daha tehlikeli? Futbolda hani en azından bağırışlar, çağırışlar, insanlar birbirlerini kırıyorlar, yanlış anlaşılıyor. Bu bir şekilde geçiyordu. 2-3 gün her şey bir hani derler ya zaman her şeyin ilacı. Ağzınızdan çıkan bir kelime bir anda her şeyi yok edebiliyor ama 3 gün sonra düzelebiliyor da. Ama bu öyle değil. Bu bütün dünyayı kasıp kavuran bir virüs, bir salgın, bir tehlike. İnsanlar şu anda hayat mücadelesi veriyorlar. Hayatta kalma mücadelesi veriyorlar sevgili seyirciler. Fatih Terim son yılların en ilginç basın toplantısını yaptı. Çok enteresan bir basın toplantısı yaptı. Biraz önce Ankara'dan dönüyor Anadolu Efes takımı. Türk Telekom'la oynadı. Ankara'dan dönüyor. Ergin Ataman'la, koç Ergin Ataman'la konuştum. Fatih Terim'le ilgili düşüncelerini sordum. Aynen şunu söylüyor. Diyor ki Fatih Hoca'nın basın toplantısını izledim. Bu konuda her söylediğinin altına imza atarım. Söyleyeyim mi hocam bunu dedim. Yayında söyleyeyim mi dedim. Kesinlikle söyleyebilirsiniz. Fatih Terim ne diyorsa aynısını söylüyorum diyor. Ve her kelimesinin altına imza atıyorum diyor. Koç Ergin Ataman. Fatih Terim'in basın toplantısını ekranlarınıza getireceğiz. Abdülkerim Durmaz ile Ahmet Çakar arasındaki öpüşme seremonisi bitti. Öyle değil mi artık? Yok. Nasıl? Artık yok. Ne yapıyorsunuz? Artık böyle. Hocam. Ha, eyvallah. Merhaba. Kardeş. Artık öylesiniz. Merhaba, evet. Evet, sevgili temas seyirciler. Yok. Dün Sinan abiden uyarılar gelmişti hatırlayacaksınız. Lütfen evinizde çocuklarınızı dahi öpmeyin eve gittiğinizde. Eşinizi öpmeyin, yakınlarınızı öpmeyin, sarılmayın. Aa. Gider gitmez lavaboda ellerinizi yıkayın. En az 20 saniye. Sirkeli suyla, sirkeli, tuzlu, ılık bir suyla gargara yapın diye defalarca da söyledik. Bu akşam maçtan çok yine bunları konuşacağız. Abi, Sinan abi, Ergin Ataman'ın çok selamı var. Koş Ergin Ataman'ın çok selamı var. Ankara'dan dönüyorlar şu anda, Türk Telekom maçından dönüyorlar. Programı yolda izleyeceğiz diyor. Evet. Ve Anadolu Efes takımına da buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Koş Ergin Ataman'a da. Fatih Terim ne diyorsa hepsini, her kelimenin altına imzamı atıyorum diyor. Dün Sinan Engin de söylemişti. Ligler ertelensin. Bakın bu programda siyaset konuşulmayacak. Bu program objektif, tarafsız, ilkeli. Bizi kimin ne düşündüğü ilgilendirmiyor. Biz devletimiz ne diyorsa, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ne diyorsa bunlara uymak zorundayız. Sağlık Bakanlığı haricinde duyduğunuz her şey pasafisodur. Söylentiler vardır, fısıltı gazeteleri vardır, bunlara inanmayın. Sağlık Bakanlığı haricinde hiçbir söze inanmayın. Biraz önceki haberi tekrar ediyorum. İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, Euro 2020'nin iptal edilmesini isteyeceğiz. Serie A'yı Haziran'da bitirmek istiyoruz diyor. Ve yine bir son dakika gelişmesi. Beyaz futbol ekibi, derin futbol ekibi. Arkadaşlarımızla dün geceden beri belki de hiç uyumadık. Sabahı sabah ettik. Bugün öğle saatlerinde servise geldik. Federasyondan, içeriden ve federasyona yakın olan kaynaklardan aldığımız, bazı isimlerden aldığımız bilgilere göre Salı günü Türkiye'de maçlar ertelenecek. Yani Avrupa'daki gibi dünyada nasıl şu anda baktığınız zaman İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da, ne bileyim Portekiz'de, İtalya'da maçlar ertelendi. Aynı şekilde Türkiye'de de maçlar erteleniyor. Rusya'da Zenit'in maçı vardı. O fotoğrafı bir ekrana getirebilir miyiz? Çok tuhaf bir fotoğraf getireceğiz ekrana. Ligden bir görüntü ekrana getireceğim. Çeşitli görüntüler ekrana getireceğiz. Elimizde çok görüntü var. Zenit-Ural karşılaşması vardı bugün.
Koronavirüse rağmen seyircili şekilde futbol oynamaya devam ediyor Rusya. Çok enteresan bir şekilde. Ve bir tek sıkıntı yok çok şükür. Dünyanın hiçbir yerinde olmasın. Hiçbir coğrafyada olmasın. Zenit taraftarları bir pankart açtı. Futbola hastayız. Zenit için öleceğiz diye bir pankartları var. Onların hepsini ekranlara getireceğim. Orada birazdan. Yok mu şey? Efendim? Vaka yok mu Rusya'da? Yok, orada yok. Rusya'da hiç yok mu? Hiç yok. Mi? Sıfır vaka. Sıfır. Bizde de söylenen 6 tane var, 5 tane. Bizde 6 tane. Bizde 6 tane. İnşallah bundan başka da öyle olmaz. Işte. İnşallah hepsinde hayatı kurtulur. Sevgili seyirciler, Fatih Terim istediğinizi şampiyon ilan edin. Ama birilerine zarar gelecekse oynamayalım diyor. Bir kez daha tekrar ediyorum bu cümleyi. İstediğinizi şampiyon ilan edin. Ama birilerine zarar gelecekse oynamayalım. Maç öncesinde bir görüntü var. Bein Sports'ta Fatih Hoca geldi. Çok sinirliydi. Beşiktaş maçı öncesinde. Mixon'da Flash Interview'e geldi. Aynen şunu söyledi. Biz devam ettiğimize göre kurallar gereği buradayım. Yani aslında burada olmak istemiyorum. Hı hı. Ağzımızı açtığımız zaman ceza aldığımız için kendime ceza veriyorum. Susuyorum. Kenarda bana inanan bir takım var. Bundan dolayı susuyorum. Yoksa çok şey söyleyeceğim dedi ve gitti Fatih Terim. Maç öncesinde zaten çok gergindi. Maçtan sonraya da çok şey saklamış. Asıl söylemek istediklerini maç sonrasına sakladı. Ümit Karan, Fatih Hoca'yla hiç bir iki gün içerisinde görüştün mü veya teknik heyetle? Hiç görüşmedim ama kulüpten aldığımız bilgi tabii herkes çok mutsuz. Yani bu karar bir kere, Cuma günü verilen karar çok yanlış. Kim tarafından verildi, neden verildi, neden oynatıldı? Yani herkes soru işareti, inşallah bunun cevabını alırız ama çok zor gözüküyor. Çünkü hakikaten bence tarihi bir yanlış karar verildi bu maçları oynamakta. Yani hem futbol açısından hem sağlık açısından. Biz burada 4 kişi bir araya geliyoruz. Biz korkuyoruz ya, seninle uzaktan selamlaştık bir gün. Yani evet. Orada 22 kişi sahada, yani birbirine sarılıyor. Ya. Tekme tokat birbirine giriyorsun sonuçta yani. Orada yakın temas var. Ama bunu birisi açıklaması lazım bence. Yani nasıl böyle bir yanlış karar alabilirsin ya? Sen gidiyorsun işte, hadi futbol tarafından bak. Şimdi Galatasaray'ın hakkını yedin abi. Beşiktaş'a gitti. 50 bin seyirci oynadı. Sen geliyorsun boş seyirci. Ya Trabzon seyircisi. Trabzon şampiyonluğa gitmek istiyor. Başakşehir geliyor. En önemli maçı seyircisi oynuyor. Bunu ne demek ya, böyle yanlışlar. Bu haftaya mı denk getirirsin ya? Bırak ertele abi. Bu kadar zor bir karar değildi bu yani. Bu kadar yanlış yapılmaz. Yani bir açıklama ya, yapıyor. Sonuçtan daha çok önemli olan şu değil mi Sinan abi? Hani dün de konuşmuştuk. Skor ne olursa olsun. Fatih Hoca dedi ki top toplayıcı çocuklar var dedi. Hadi bizi de geçtim dedi. Top toplayan çocuklar var dedi. Çok enteresan. Bilmiyorum Fatih Hoca dün gece yayınımızı mı seyretti? Aynı cümleleri kullandı Sinan abi. Dedi ki çocuklar var. Hani orada en azından 100 kişi, 1000 kişi olacak dedi. Medyadan, Mixon'dan görüntüleri de bir ekrana getirelim. Herkesin bildiği bir şey Ertem. Yani bunda yani birazdan tabii daha detaylı hoca anlatır bunu tip bir açıdan. Yani bu biraz böyle basit geliyor yani vaka. Az çünkü görüntü. Bizde ölüm yok. Sinan abicim çok özür dilerim. Yani, evet. Şu vaka, görüntü bugün maçtan sonra şimdi, basın toplantısındaki vaka az oda, deniliyor. Basın toplantısı. Az deniliyor yani bizde bu iş yok. Daha fazla büyümeyecek anlamında değil ama biz bunu kökten önlemini almamız lazım. Şimdi futbol tarafına bakarsan rezalet. İki tane şampiyonluk maçı seyrettik. İkisi ızdırap. Yani akşam yayın olmasa ya. Seyretmem. Ertem Beşiktaş Galatasaray. Beşiktaş maçında ikinci yarı uyudum abi. Akşam yayın olmasa. Uyudum ya. Bak, bu maçla ilgili eğer yani ya biz tamam biz hastayız, futbol hastasıyız. Yine seyrederiz. Ama normal insanların yani çok fazla futbol fazla sevdalısı olmayan veya işi olmayanın çok seyredeceğini düşünmüyorum. Bu kere bu yani oynatılmış oynansın diye bir maç yani. Oynatılmış ya sadece oynatalım. Evet. Hangi amaçla, hangi mantıkla bunu oynatılmış bunu bilmiyorum. Şimdi diyorsun ki önümüzdeki hafta... Futbolcu da sahaya çıkmak istemiyor ki. O zaten hafta, görüntüler belliydi yani. Ya bakıyorsun yani. Maçtan evvel Sergen Hoca ile Fatih Hoca öpüşüyor. Yani sarıldılar şöyle yani. Yanlış evet. Mesela. Bu yapılmaması gereken. Yapış sarılmayacaksın. Kimsenin kimseye sarılmaması lazım. Yani bunu bangır 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 televizyonda bütün Sağlık Bakanı dahil bütün insanlar herkes söylüyor. Değil mi? Doğru. Biz bugün gördük seni. Yanaştın mı sana? Hayır. Bir saat değil mi? Böyle uzakta böyle bir uzun böyle... Değil mi? İlk bir defa o kadar yaptık. Uzak bir mesafe evet, koyduk aramıza. Her geldiğimizde sarılırız. Evet. Bir sarılırız öpüşürüz. Ne yaptık ya? Bir şeye uymamız lazım. Var mı bilemiyoruz biz de. Ateşimiz var mı yok. Şeyimiz var mı bilmiyorum. Ama bu bir eğer deniliyorsa denilen vaka az. Tamam. Niye az?
Demek ki bir önlem var. Bundan sonra biz bunları oynatırsak, bunları çoğaltırsak. Şimdi bugün bakın, kahvehanelerde, kıraathanelerde yüzlerce insan hep beraber maçları seyrettiler. Hı hı. Toplandılar biliyorsun bütün eğlence yerleri oralarda buralarda değil mi? Hı hı. Ne malum birbirlerine bulaşılıyor. Onun için bütün dünya, yani bu dünyadan biz daha mı ileriyiz yani? Bu baktığın zaman bütün dünya herkes erteledi. Biz ertelemedik ha? Evet. Erteleyelim arkadaş. Orada durumlar ağır diye. Biraz ağır. Bizde de ağırlaştı. Baştan onlar da seyircisi oynadılar. Sonra apacım, artınca. İleriki ölüm olmak zorunda değil ki. Abi benim de fikirlerim var söyleyeceğim. Şimdi bak herkes fikrini söylesin. Evet. Şimdi bu bizde ağır değil. Bu ağırlaşmayacak anlamında değil. Bunu bile. Bunu alacaksın önlemini kökünden. Bir hafta, 10 gün, 2 hafta. Sonra temiz temiz futbolunda oynanacaksa zevkine vararak seyircili çıkacak ha, diyeceğiz ki evet oynanabilir, temizlendi. Böyle yani oynamış olmak için, bir işi bitirmek için, bir an evvel bu ligi bitirmek adına değil. Bekleyelim, aralarda çarşamba pazar, çarşamba pazar sıkıştır oynanır. Yani ben tamam, aşırı paniğe de gerek yok, bu da doğru ama bir de bir arkadaş kuralları, önlemleri alalım. Ben önümüzdeki haftadan itibaren maçların ertelenmesinden yanayım. Bütün maçları. Ya burada Trabzon'un günahı neydi? Galatasaray'ın günahı neydi? Onu anlamam ben. Ben bilmem ama benim gördüğüm bir futbol adamı, bir insan olarak, bir vatandaş olarak önümüzdeki haftadan itibaren bu ligler ertelenmeli. Ta ki Sağlık Bakanımızdan açıklama, devlet büyüklerinden açıklama gelene kadar. Futbol Federasyonu'ndan değil. Sağlık Bakanı müsaade edecek. Çıkın oynayın diyecek. Sana bir şey sorabilir miyim? Şimdi sana çok özür dilerim. Az önce bir görüntü vardı. Bin sporla alakalı bir şey olabilir mi? Hemen sana geliyorum. Çok özür dilerim Ümit'ciğim. Şimdi sevgili seyirciler, bu görüntüye dikkat. Bu görüntüye dikkat. Ne bu diyeceksiniz? Gremio forması giyen, Brezilya'da Gremio formasını giyen, bu Kaka'nın, Ronaldinho'nun yetiştiği kulüp burası Gremio. Altyapısı çok önemli bir kulüptür. Brezilya'da ligler ertelenmiyor diye tepki gösteriyor futbolcular ve sahaya bu şekilde maskelerle çıkıyorlar. Futbolcular tepkilerini bu şekilde gösteriyorlar. Ligler niye ertelenmiyor diyerekten Gremio kulübü sahaya bu şekilde çıkıyor. Evet Ümit'ciğim. Bein Sport açıklama yaptı, şifresiz yayınlayacak dedi. Ama yine şifreli yayın. Neden abi? O zaman işte herkes... Onun bir sebebi var bence. Demek bence ki salı günü maçlar erteleniyor. Ya çok saçma bir şey yani. İki maç fazla seyredecekti. Dijitürk 3-5 yani Bein Sport 5 kuruş para kazanacak diye. Bence çok saçma bir uygulama. Bence orada Bein Sport federasyonda da baskı yapmış olabilir yani. Şimdi Ertem'ciğim. Evet. Kulağında bir şey siz varsa sen konuş da. Ben bir yandan da rejiyle konuşuyorum. Ben... Haber geliyor sürekli. Siz konuşun. Şimdi Bein Sport işte şifresiz verse millet toplu halde kahvehanelerde, kafeteryalarda maç seyretmez. Değil mi? Ya evet. Maç seyretmez. Evet. Herkes evinde seyreder falan. Peki çözüm mü bu? Ya çözüm mü bu? Bu işin bir kere böyle çözümü olmaz ki. Diye ben size iddia ediyorum. Yarın maç yok. Değil mi? Gündüz. Hı hı. Hem de gündüz saatinde İstanbul'un her yerinde kahvehaneler var. Özellikle biraz böyle lüks değil. İşte Karagümrük, Zeytinburnu, Fatih, Fındıkzade, Pendik, Esenler. Gidelim. Avcılar. Evet. Gezelim. Anladın mı? Bakın orada bildiğimiz kıraathanelerde güpegündüz yaşlı adamlar oturuyor mu, çay içiyor mu, okey oynuyor mu, kağıt oynuyor mu gözlerinizle görür. Yani insanlar sadece kahveye, kıraathaneye, ben 2 gün önce sokağa çıktım ben. Nişantaşı'nda bir yere gittim bir arkadaşın restorantına. Nişantaşı sokakları insan kaynıyor. Gençler el ele, kol kola, anlatabiliyor muyum? Yani maçı Bein Sport şifresiz yayınlarsa... Bu çözüm mü yani? Böyle bir çözüm yok ya bu hastalıktan konuşuyorsak. Ama maçta kimin dezavantajı oldu? Kim seyircisiz oynadı, puan kaybetti? Bunu konuşacaksak bu ayrı bir konu. Ama tamamen halkın sağlığını konuşacaksak bu dediğiniz önlemlerle bu iş kurtulmaz. Bunun o zaman bir tek önlemi vardır. Bütün Türkiye eve kapanacak. Kimse bir yere gitmeyecek. Kimse AVM'ye gitmeyecek. Kahveler kapanacak. Kıraathaneler kapanacak. Hastaneler kapanacak. Öyle değil mi? Bunun kesin çözümü budur. Yoksa bu ondan ona gene herkese dolaşabilir. Yani bunlar palliatif çözümler. Bir de şunu merak ediyorum. Bu maçların seyircisiz oynama kararını kim verdi? Futbol Federasyonu vermiş gibi gözüküyor. Alakası yok. Bu devletin aldığı bir karar öyle değil mi? Bilim kuruluyla yapmış olduğu açıklama sonrasında. Çünkü o gün açıklama gelmeden
4-5 saat önce Sayın Nihat Özdemir ne dedi? Seyircili oynanacak dedi. Bizde evet. dedi bir tehlike yok. Maçların seyircisiz oynama ihtimali sıfır. Biz seyirciyle oynayacağız dedi. Öyle demedi mi? Dedi. Sonra 5-6 saat sonra Sayın İbrahim Kalın çıktı. Çıktı. Böyle böyle deyince hemen seyircisiz oynama kararına geçildi. Tamam mı? Demek ki bu seyircisiz oynama kararı da bir devlet kararı yani. Bilim kurulunun, sağlık kurulunun kararı. Yani burada Futbol Federasyonu'nun verdiği bir karar yok. Yarın devlet oturur, der ki bu iş daha da vahim hale gidiyor. O zaman maçları, ligleri erteleyelim der. Herkes de ertelenir maç. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani evet. bunu bu kadar konuşmanın bir alemi yok. Devlet bir karar aldı, seyircisiz oynattı ve oynandı. Sağlık için bir konu ama buradan şu puan gitti. Ben böyle oynasaydım şöyle olurdu falan filan işleri. O bana o zaman ikiyüzlülük gibi geliyor. Hem avantajını düşüneceksin hem sağlıktan bahsedeceksin. Sen dedin ya puan önemli değil. Demek evet. ki puan önemli. Ben aynı gün Sayın Mustafa Cengiz'in açıklamasını biliyorum. Siz bilmiyor musunuz? Bütün önlemleri aldık. Statımız pırıl pırıl. Her yeri dezenfekte ettik. Mutlaka seyirciyle 50 bin kişiyle oynanmalı demedi mi? Dedi. Bir gün sonra dedi ki ligler tamamen iptal edilsin. Normal doğrusu değil mi? Tamam da bir gün önce... Abi sen yine neyin altında ne arıyorsun ben ya? Ben bir şey aramıyorum. Biliyorum ki... Kim böyle bir bahane etti ki? Sağlık düşünen insan daha baştan der ki bir ya da hiç vaka yok. Bu ligler ertelensin der. Hiçbir şey yok. Oh ne güzel oynayalım. Ondan sonra seyircisi olunca toptan iptal edilir. Doğrusu bu değil mi? Ben doğrusu olabilir. Ben niye sorguluyorum? Ben sana soruyorum. Doğrusu o değil mi yani? Samimi misin değil misin? Benim sorgulamam bu. Doğrusu bu. Ama samimi miyiz değil miyiz? Devlet bir karar aldı değil mi? Devletin kararıdır bu. İbrahim Kalın açıkladı. Hemen Nihat Özdemir çark etti. 4 saat önce söylediğinden çark etti. Kesinlikle seyirciyle oynanacak diyen Nihat Özdemir 4 saat sonra Sayın Kalın'ın İbrahim Kalın açıklamasından sonra ne dedi? Seyircisiyle oynayacağız dedi. Bir Ahmet Hoca Nihat Özdemir onu düşünemiyor mu? Ahmet Hoca. Onun kararını onu düşünemiyor tamam, mu Nihat Özdemir? Mustafa Cengiz düşünemiyor mu? Nasıl Mustafa Cengiz? Kendi takım durumuna bakıyor abi sen. Bak takımın durumuna bakıyor. Bak ne güzel. Demek sağlığa bakmıyor. Takımın durumuna bakıyor. Sağlığa bakacaksın. Düşüneceksin diyeceksin ki. Ya 2 saat önce açıklama yapıyor federasyon başkanı. Ayıptır ya sen yaptın. Hep söylerim. Ya bırak abi. Hiçbir zaman git ya. Allah aşkına. Yalan söylüyorsam yalan söylüyorum. Yalan söylüyorsun abi. O kişiyi zelleştiriyor. Her program başında şunu söylerim. Derim ki bazen zaman zaman Doktor Ahmet Çakar diye. Estağfurullah. Ve hoca da hep böyle der. Doktorsun tabii. Ne zaman hani dalga geçmek falan değil. Bilakis. Hayır o mütevazilik yapıyor da. Kolunda bir sıkıntı olur. Ahmet Hoca'ya sorar programda. Ne yaptı geçen gün? Benim ki hocam boğazımın şurasında bir şey var. Hoca'ya sorar. Ümit Karan'a geçen gün Burak, minderim çıkarttı vardı, benim soyum ya. Benim odamda. Çıkarttı. Batu biliyor. Batu biliyor. İndirdi yine yaptı. Öyle değil mi? Doğru. Şimdi bugün Ahmet Hocam'dan Doktor Ahmet Çakar'dan. Önce şunu söyleyeyim. Bırak. Gerçekten doktor hocam. Hakem doktor oldu. Kimliğinizde. Bak, şöyle. Bilgiler de alacağız. Anlatacağım. Zaten hokkabazların ekmeğine yağ sürüyor bütün dünya. Hokkabazlar bu virüsü laboratuvarda üretip biyolojik silah olarak dünyaya salan, bırakan güç kimse ki ilerleyen dakikalarda ona geleceğiz. Onların isteği bu. Dünyada ticaret gebersin, affedersiniz, dursun. Seyahatler, turizm dursun. Spor karşılaşmaları dursun. İthalat, ihracat dursun. Eğlence sektörü dursun. Sinemalar, tiyatrolar dursun, dünya felç olsun. Şimdi size başka bir örnek vereceğim. Ondan konuyu atlayacağım, benim kusuruma bakmayın. Boş bir hafta sonu, Abdülkerim, Ümit, Sinan ve Erdem, Bolu Dağı'nda küçük bir kulübeye tatile gidiyorsunuz. Etler, mangal, yiyecek, içecek, muhabbet. Fakat pisliğine, bana gıcık kaptığınız için beni o dağ orman köyüne, orman villasına götürün. Beni oyun dışında bırakıyorsunuz. Ben size çok uyuzum. Öyle mi diyorum Ertem, Sinan, Ümit, Apo? Bensiz eğlence ha. 2 gün. Mangal, et, yiyecek, içecek, gezme her şey var ha. Biz de adam değil. Bir gün önce gidiyorum. Bütün villanın içine bit koyuyorum. Bit. Kire. İstersem 10 tane zehirli yılan da koyabilirdim. İstersen bir radyoaktif maddeyle hepinizi gebertebilirdim. Evet. Çünkü size gıcığım. Eyvallah. Evet. Peki şimdi son bir yılda dünyada ticarette global güçler kime
Ahmet Çakar muamelesi yaptı. Kenara ittiler. Çin. Başta Amerika. Avrupa Birliği. Dediler ki Çin, sen tehlikesin, sana uyuzuz. Sen bizim maddi ve manevi geleceğimiz. Malların çok ucuz, Afrika'ya yatırımlar yapıyorsun, büyüyorsun, büyüyorsun. Hocam çok özür dilerim, futbolda bile... Bırak şimdi futbolu, futbol. İkinci bile bırak. Hocam her konuda para veriyorlar. Bir dakika, bak, bırak, bak, bırak futbol. Dünya ticaretinde Çin palazlanmış çok ağır bir kuvvetli ekonomiyken 1 milyara yakın nüfusuyla önce Trump Çin'in ağzına bastı. Sonra Avrupa Birliği, Almanya, İtalya 8 ay önce Çin'le bütün ticari faaliyetlerini bitirdiğini, askıya aldığını ilan etti. Devlet beyanı. Hani siz dördünüz beni villaya götürmediniz ya tatile. Ben kendimi kötü hissettim. Biz de adam değilmişiz ya. Şimdi adam da işte ceza vereceğim ama. Bir gün önce villaya geliyorum, bol miktarda pire koyuyorum. Pirelenin, bitlenin dönün evinize. Karınıza, çolunuza, çocuğunuza bulaştır. Çünkü beni ezdiniz. Beni saf dışı ettiniz. Benim kanaatim şu. Bu Covid-19, 19 değil mi çocuk? Evet, Covid-19. Yani koronavirüsün mutasyona uğramış bir hali. Çok açık bir şekilde. Çin'e ait, Çin istihbarat, Çin derin devletine ait bir laboratuvarda üretilmiş. Önce kamuflaj için Wuhan kentinde 1000-2000 kişiyi öldürmüş. Çin için önemli değil ki adam ölmesin. Aynı herzeyi Amerika Birleşik Devletleri 2001'de yedi. Siz anlıyor musunuz? İkiz kulelere vurar uçak. 4 tane, 5 tane Arap, İslam çocuğun, Müslüman çocuğun Amerika'ya gıcık kaptığından uçakları patlattı. Irak'a çökme bahane. Amerika kendi kendine patlatıp 25, Irak'la Afganistan'a 25. çöküverdi. CIA, FBI veya başka bir güç. Ama orada 3000 kişi öldü. Bunların büyük %90'ı Amerika Birleşik Devletleri vatandaşıydı. Burada da Çin için fark etmez ki. 1000, 2000, 3000 kişi Wuhan'da öldü virüsten. Ama ondan sonra Amerika'ya, Avrupa Birliği'ne. İlk cezayı da İtalya'ya verdi. Doğru. Bundan ne biliyor musunuz? Şimdilik bu virüsü veriyorum. Oldurmaz, çok ölümcül bir virüs değil. Ama çok selim bir virüs de değil. Selim yani iyi huylu bir virüs de değil. Grip gibi değil. Gripten 30 kat daha öldürücü. %3. Yani her 100 korona virüsü kapmış insandan 3'ü ölebiliyor. Gripte ise her 1000 insandan biri ölebiliyor. Ha bu 3 kim ölüyor? Umumiyetle yaşlı, kalp hastası, şeker hastası, kanser hastası gibi yaşlı insanlar daha çok bu işe. Bu demek değil ki bu tehlikeli bir şey değil demiyorum. Bu tehlikeli bir şey değil demiyorum. Hocam. Ama Çin'in ekmeğine bugün dünya yağ sürüyor. Şu anda dünya ekonomisinin kaç trilyon dolar zarar ettiğini biliyor musunuz? Çok affedersiniz, bağışlayın. Çin'e giren çıkan yok. Çin 2000 tane adamını feda etti bu iş için. Tam şimdi buraya... düzeliyormuş, öyle diyorlar. Bu alan yeni görüntüler var. Söylüyorum. Var, yeni görüntüler. Bunu Amerika da biliyor. Çin FBI değil, de biliyor. CIA de biliyor. Bu değil, bu sonra. Ve çok garip. Bunu dünyada... Dünyada çok enteresan bir adam var. Putin. Kimse soruyorum. Rusya'da kaç tane vaka var? Yok. Mesela Habertürk, CNN Türk, diğer kanallarda hocalarımızı, çok değerli hocalarımız var. Mikrobiyoloji konusunda, enfeksiyon hastalıkta. Konuşan hocalarımız diyor ki İtalya'da 1500, İspanya'da bu, İngiltere'de bu. Türkiye'de Allah'a şükür şimdilik 6. Bu artabilir de. Ama ben Rusya'da hiç duymadım. Çünkü Rus istihbaratı Çinlilerin böyle bir halt diyeceğini anladı, önlemlerini aldı ya da bize hiç bulaştırma dediler. Çok açık konuşuyorum. Ha bunu ispat edebilir miyim? Aslında bu... Hep müttefik değil mi zaten hocam Rusya? Ya şimdi bak kardeşim. Şimdi ben soruyorum. Rusya deyip geçmeyin. Herhalde 200 milyon falan insan vardır değil mi? Bizden fazladır. Ben Rusya'da daha bir koronavirüs yok. Vakası duymadım. Belki de vardır, ben duymadım. Üstelik Rusya şu anda hala bizlerden soğuk. Daha kuzeyde olduğu için. Ama şu anda düşünebiliyor musunuz? Uçak seferleri yok, ticaret yok. Şimdi gelelim futbol olayına. Girip tekrar çıkacağım. Tamam. Evet, açık konuşuyorum. Şimdi Muslera'lar, Teguliler, Muslera'lar, oradaki Fatih Terimler maç oynamıyorlar. Peki Muslera mesela yarın sabah kalkıp bankaya gitmeyecek mi? Bankaya gittiğinde 8 tane adam sırada, 8 tane kız çocuğu da ve erkek çocuğu gişelerde, masalarda olmayacak mı? Selfie çekecek. Şimdi tamam, Muslera, bunlar riyakarlık yapmayın. 3 gece önce hanımın çocuğunun doğum günü 50 kişilik bir kulüpte
dans ediyordun. Bir hafta önce. Şimdi Fatih Terim'e sor, oynamayalım. Niye oynamayalım? Açık hava. Niye oynamayacağız? Fatih Terim yarın örneğin bir restorana gitmeyecek mi? Yarın Fatih Terim'in hanımı veya kızı bir bankaya gitmeyecek mi? Bir devlet dairesine gitmeyecek mi? Sular idaresine gitmeyecek mi? Devam ediyorum. Bu ülkede herkesin arabası yok. Sabah adam kalkıp işine neyle gidiyor? İETT'nin metrobüsüyle, otobüsüyle, dolmuşuyla gidiyor. Peki veya vapurla gidiyor. Veya trenle gidiyor. Allah aşkınıza 11-11-22 kişinin oynadığı maç açık havadaki koronavirüsü bulaştırma ihtimali mi daha yüksek? Yoksa 40 kişilik otobüs, 50 kişilik vapur bölümünde insanların daha mı? Bu hokkabazlık. AVM'ler? AVM'ler. Devletin, hocam, Sayın İbrahim Kalın'ın ve devletin verdiği karara %100 iştirak ediyorum. Bakın bir de bunun sosyal boyutu var. Bir müsaade et. Hocam Rusya'da 65 oldu. 65 oldu. Şu an 63. Daha da fazla olabilir. Rusya'dan bahsediyoruz. Ya 65'e de 250 milyon da kardeşim. Dedin ya, bir dakika. Söylüyorum. 65 nedir geç kardeşim? 250'de. Bak hala anlamadınız. Bu koronavirüs COVID-19 yeni mutasyonlu bir virüs ama koronavirüs hep var zaten. Hep vardı dünyada. Yok diye bir yani şey yok. Yeni bir virüs değil. Çin'le İran'la iyi dost. Çin'le İran'la bir müsaade, bir müsaade. Yani, bir müsaade. Yani. Ben maçların seyircisi olarak devamını sosyal anlamda çok faydalı buluyorum. Niye? Bu akşam maçlar olmasaydı. Cumartesi, pazar, gençler ne yapacak? Gidecekler 8-10'u bir araya gelip. Ha kapatabiliyor musun devlet olarak? Kafeterya. Pastane, meyhane, gece AVM, gece kulübü, banka, sular idaresi, elektrik idaresi. İnsanların... insanlar ya. Peki İETT otobüsleri, ne metrobüs, tren seferleri, hocam, vapur seferleri. Eğlence yerleri kapanmış. Yani eğer... Tamam ama bak tekrar söylüyorum. Kitle ulaşım araçları, vapur. Peki hocam. Ah istenen şu. Dünyada korkunç bir panikle hem sosyal olarak hem ekonomik olarak Çin... dünyaya ucunu gösterdi. Güzel, çok anladım. Bu kadar basit. Bu Trump'ın ondan başta uğraşması falan. O ayrı bir konu. He. Ama biz olaya futbol olarak bakalım. Bence ertelenmemeli. Bu akşamki seyrettiğiniz, bugünkü seyrettiğiniz maçlardan memnun musunuz? Değilim. Futbol adamı olarak. Yok. Yani bütün dünya peki bu. Değiliz. Yani hepsi maçları erteliyor da biz niye ertelemeyelim arkadaş? Yani önce olaya şimdi sen hocam banka, futbol tarafından bakacaksın. Bakma. Evet. Şimdi farklı bir şey. Bankaya da gidebilir insanlar. Ben de yarın belediyeye gideceğim. İşim var. Ama kimseyle tokalaşmak veya temas kurmana gerek yok. Karşılıklı işin var halledebilirsin. Onun için bu farklı bir şey. Şimdi futbolcular dün mesela Konya sporlu futbolculara bakıyorsun. Evet. Hepsi soyunma odasında birbirlerine yumak yuma, öpücükler sarılıyor birbirlerine. Bunlardan dolayı söyleniyor. Ben diyorum ki daha sağlıklı bir futbol ortamı olması adına söylüyorum. Bakın hem bizim için konuşacak bir şey olsun futbol olarak. Bugün bakıyorsun iki tane maç seyrettik. Alakasız hiç yani şampiyonluk maçı gibi. Şimdi bugün tamam Fatih Hoca maçtan sonra şimdi herkes diyor ki Fatih Terim maçtan sonra kazanmış olsaydı böyle konuşacak mıydı? Ama kazanmadan önce de öyle konuştu onu zaten. Onu beni ilgilendirmiyor. Ben ona bakmıyorum. Ben bugün bu da adaletsizlik. Mesela bugün Trabzonspor seyircisiz oynuyor. Belki kazanacaktı. Seyirci rakibiyle oynuyor. Galatasaray rakibiyle oynuyor değil mi Beşiktaş? Belki seyirci oyuncu 3 puan alacak değil mi? Evet. Çünkü ilk maçı nasıl oynamışsın sen? Vodafone'da oynamışsın. Şimdi olaya takımdaşlık olarak değil. Olaya spor adamı insani olarak bakalım. Gerçeği bu. Bana göre şanslar eşit bu iş devam etsin istiyorsa bir de oynanacak mı Galatasaray Beşiktaş maçı? Hayır. Oynanmayacak. Tamam mı? Ne yapacağız? Bana göre bu hafta önümüzdeki hafta bu ligleri aynı şekilde bunlar böyle gözetilerek adaletli olarak bakmak adına yapar, evet. Önümüzdeki yani geçtiğimiz hafta bu ligin ertelenmesinden yanayım. Şimdi önümüzdeki hafta çarşamba günü ertelenebileceğini zaten sinyalini Mustafa Cengiz dün verdi. Tabii belki salı günü. Bence kesinlikle ertelenmeli. En azından futbol. Şuna da katılmıyorum. Yani bakıyorsun gidiyorsun insanlar kahvelerde şurada burada. Abi insanlar bilinçli olacaklar. Gitmesin. Ya, gitmeyecekler. İnsanlar bilinçli olacaklar. Sinan abicim bir dakikalık bir editoryalımız var. İnsanlar bilinçli olacaklar. Gitmeyecek abi. Editoryaldan sonra size bir film sahnesi göstereceğim. İnsanlar bilinçli olacaklar. Kahveye de gitmeyeceksin hiçbir yere. Bakın virüs bugün 6 diyorsun. Değil mi? Yarın 60 olur. Çoğalır ondan sonra. Gitmeyeceksin. Herkes bilincin olacak abi, bu işe. Bir dakikalık bir editoryalımız var. Sen geliyordun beni öpüyordun. Öpebildin mi? Sadece o kadar iyi. Ben bana kalsa evden durdun. Çıkmam ben kardeşim. Buyur işte. Ama mecbur işimize geliyoruz kardeşim.
Bir hayat devam ediyor yani. Editör varmış. Sadece 5 saniyenizi alıyorum. İçişleri Bakanlığı son dakika bilgisi. İçişleri Bakanlığımız yayınladığı genelgeyle pavyon, diskotek, bar, gece kulüpleri yarın saat 10 itibariyle kapatılacakmış. Sabah 10 itibari. Evet, sabah 10 itibariyle kapatılacakmış. Bir dakika sonra yanınızdayız. Çok acayip bir görüntü ekranlara gelecek. Bir dakika sonra beraberiz.